izleyiciler. Kayda değer tarihin bu bölümünde şehadetinin 100. yılında Mehmet Talat Paşa'yı konuşacağız. Programımıza çok değerli konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Avukat Kaan Tonka hocam bugün yine bizimle birlikte. Değerli dostum Murat Yahya Sezgin bu programda yine bizle olacak. Hoş geldin hocam. Atilla Can Akarcalı hocamla yine karşılıklı olarak Talat Paşa'yı konuşacağız. Talat Paşa genelde Türk tarihinin, özellikle de inkılap tarihinin içerisinde sima olarak ne bir şahsına münhasır bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bu noktada Atilla hocama dönerek, hocam Talat Paşa deyince şahıs olarak, şahsiyeti olarak ne söyleyebiliriz? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor Talat Paşa ile ilgili. Talat Paşa siyaset arenasında çok uzun mücadeleler sonrasında belirli bir noktaya geliyor. Yani bizim bugün ifade ederken tabiri caizse tırnaklarıyla kazıya kazıya bir makama gelen kişidir. Tabii İttihat Terakki ve Talat Paşa'yı birbirinden ayrı tutamayız. Talat Paşa İttihat Terakki'nin her döneminde vardır. Özellikle biliyorsunuz birleşmeler konusunda Selanik'teki cemiyet, Hürriyet Cemiyeti ile Paris'teki Terakki-İttihat Cemiyeti'nin birleşmesinde. Talat Paşa'yı biz hatıralardan, anılardan yola çıkarak kendi hayatındaki sadelikle görürüz. Bir anekdot vermek gerekirse Talat Paşa ile ilgili. Talat Paşa sadrazam olduğu süreçte sadaret konağına taşınmaz. Hanımı, refikası Hayriye Hanım kendisine sürekli paşam niye biz sadaret konağına taşınmıyoruz şeklinde sorular sorduğunda çok manidar bir cevap verir ve der ki ben zengin adam mıyım taşınacağım. Ve çoğu zaman tramvay kullanarak işe gelir gider. Çoğu zaman yürür. Çoğu tarihçi zaten kalender yapılı Evet. Biri olarak tanımlıyor. Hatta bir söylemi daha vardır. Bunu merhum Erol Şadi Erdinç bir programda bundan bahsetmişti. Bir gün sadrazamlığa terfi ettirildiğinde paşalık rütbesi verilerek kendisine bu tevdi edildiğinde saraya gider ve saray mabeyin başkatibi Ali Fuat Türk geldi. Ali Fuat Bey der ki bana böyle bir görev verildi Ali Fuat Bey. Fakat ben yarın öbür gün bu görevden düşersem kıraathaneye gidemem der. Çünkü Talat Paşa başlı başına bir halk adamıdır. Evet. Yani halktan kopmayı hiç istemez. Yürüyerek evine gider, fırından ekmeğini alır. Sade yaşayışıyla bilinir. Yurt dışından yaptığı gezilerde bile hanımına getirdiği en önemli hediyeler küçük bir dolar ve çoraplardır mesela. Bunlar da Hüseyin Cahit Yalçın'ın Talat Paşa kitabında bundan da bahseder Hüseyin Cahit Yalçın. Baktığımızda yani Talat Paşa'nın hayatında bir sadelik görüyoruz. Değil mi? Aile yapısı da öyle zaten. Yani orta halli bir ailede doğuyor. Edirne'de. Tabii Edirne'de doğuyor. 1874'te Edirne'de dünyaya geliyor. Hocam bu konuya girmişken kısaca özel hayatını da hani yaşantısına dair de bilgiler vermek yerinde olur diye düşünüyorum. Tabii Talat Paşa'nın, Talat Bey'in yaşantısında şunu söylememiz gerekiyor. Edirne'nin babası Kırcaali'ye bağlı Edirne'nin bir kazası oldu. Çepleci köyünden Kadı Ahmet Vasıf Efendi. Talat Bey bir dönem Alyans Mektebi'nde Türkçe muallimliği görevinde bulunuyor. Onu dili geliştirmek için yapıyorsun. Ya hem dil geliştirmek için hem o dönem bulabildiği bir iş dolayısıyla, geçim dolayısıyla Evet. Bunu yürütüyor Talat Bey. 1899'da Selanik Vilayeti Posta ve Telgraf İdaresi'nde katip. 1903'te başkatip oluyor ve 21 Kasım 1907'de azledilinceye kadar bu görevde kalıyor. Bu görevden alınıncaya kadar görevine devam ediyor. 18 yaş gibi küçük bir yaşta tabii, da memuriyete başlıyor. Yani ailesine bakmakla mükellef. Biliyorsunuz zaten İstanbul'a geldiklerinde de annesi, refikası Hayriye Hanım ve kendisi yaşıyor. Evet. Beraber yaşıyor. Annesinin yaşı da epey var o dönemde. Talat Bey böyle biliyoruz o dönemde. Yani küçük yaşta kardeşlerinin tabii, de geçimini sırtlama görevi düşüyor malum. Tabii Talat Paşa'nın, Talat Bey'in hayatındaki dönüm noktalarından bir tanesi de posta telgraf memurluğu görevidir. O görevde uzun süreler bulunmuş. Daha sonra bu görevde bu yapının
Nazırlığına getirmiştir. Evet. Posta Telegraf Nezareti Nazırlığı. Dahiliye Nazırlığından önce. Tabii böyle bir görev var. O Dahiliye Nazırlığı ilk göreve geldi. Dahiliye Nazırlığı 1909'da. Yani Talat Paşa dediğim gibi, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, başlı başına bir mücadele ve siyaset adamı. İttihat Terakki dediğimizde ilk aklımıza gelen kişilerin başında gelir Talat. O dönemin çoğu şahsiyet tarafından da ayrı bir şekilde seviliyor hocam. Ben öyle görüyorum. Mesela dönemin o meşhur Adalet Bakanlarından biriydi sanırım. Mahmut Esat Bozkurt. Adalet Bakanlarından bir tanesi. Şey diyor, mümkün olsa diyor, iki kişi hakkında aleyhinde, iki kişinin aleyhinde konuşanlar hakkında işlem yaparım diyor. Biri Mustafa Kemal, diğeri Talat Bey diyor. Yani o dönemde de sadeliğiyle, yaşantısıyla, mütevaziliğiyle, o kalender yapısıyla ayrı bir yerde tutuluyor. İttihat Terakki içerisinde de sanırım tabii biraz daha farklı bir yerde. Özellikle Enver Paşa'yı askeri kanadın lideri olarak görürsek, Talat Paşa'yı da değil mi, sivilleşmeyi sağlamak isteyen, tabii, halkla daha çok bütünleşen, yapısı itibariyle de zaten ona yakın bir şahsiyete sahip. İttihat Terakki içerisindeki tam konumu nedir? Talat Paşa'yı farklı kılan nedir hocam? Onu da sorayım. Şöyle ifade edeyim. Talat Paşa İttihat Terakki içerisinde her dönem İttihat Terakki'yi temsil eden bir kişi. Yani mebusanda bulunuyor, nazırlık görevlerini üstleniyor. Yani İttihat Terakki için canını dişine takan bir adam. Yani cemiyetin daha yükselmesi için, cemiyetin konumunun sağlamlaşması için çok mücadeleler veren bir adam Talat Paşa o dönemde. Diğer İttihatçılarla kıyasladığımızda yaş olarak Cemal Paşa, Talat Bey, bunlar yaş olarak yakındır. 1874'lüdür Talat Paşa. Enver Paşa 82'li, 81'li. Bazı kayıtları 82'li. Fethi Bey, Ali Fethi Bey onlara yaş yakın. Yani Talat Paşa'nın jenerasyonu dediğimiz jenerasyon daha ziyade Cemal Paşa, Mithat Şükrü Bileda. Bu jenerasyon evet. Talat Paşa'ya daha yakın ve daha sıkı ilişkiler içerisinde olanlar. Bir de hocam şeyi de eklemek istiyorum orada. Mesela Sultan Vahdettin, yani İttihat Terakki hiç sevmeyen padişah olarak bilinir. Ona rağmen Talat Bey'i enteresan bir yere koyuyor, ayrı bir yere koyuyor. Tabii. Yani yanlış hatırlamıyorsam şey diyordu Vahdettin. Yani bu memleketi en iyi şekilde yöneten iki siyasetçi vardır. Biri Sultan Hamit, diğeri Talat Bey'dir. Hatta arkasından kendisini de biraz eleştirerek ben onlar kadar yönetemem gibi bir cümleyle Talat Bey'i kendisinin de önüne koyan, ayrı bir yere koyuyor. Yani iddiaçları hiç sevmeyen bir sultanın bile farklı bir yerde tuttuğu bir şahsiyetten konuşuyoruz aslında. Şöyle ifade etmek gerekiyor Talat Bey ile ilgili vaziyetleri. Zaten İttihat Terakki'nin en önemli vazifesi, kendilerine vazife ettikleri husus, devletin daha iyi bir yere gelmesi. İddiaçlar bu doğrultuda hareket ediyorlar. Hiçbir iddiaçı göremezsiniz zengin, bolluk içinde yaşayan ya da vefat ettiğinde ya da şehit edildiği zaman iddiaçıların hangisi zengindi? Böyle düşünmemiz lazım. Talat Bey Almanya'da çok sıkıntılar yaşadı. Tütüncü dükkanları açtılar. Hatta Bahattin Şakir Bey ile aralarında geçen kısa bir anekdot var. Bunu da aktarın. Bahattin Şakir Bey'in üzerindeki elbiseler çok şiddetli, eskiyor. Yani giyilmeyecek vaziyete geliyor. Talat Bey de kendisi çok ince, naif bir insan olduğu için birbirimize para veremezdik. Ben de Bahattin'e kıyafetlerimi verdim. Kıyafetlerimden verdim ki yeni giysin diyor. Çünkü para versen almaz. Aralarında böyle bir samimiyet var o dönemde. Yani kopmayan bir dost. Bahattin Şakir, Doktor Nazım, Talat Bey, Talat Paşa. Bir de oradaki asıl şey, mesaj, paraya tamah etmiyor. Yani para peşinde koşma. Yurt dışına biliyorsunuz çıktıklarında iddiaçılar son kongreden, yani son kongre toplandığını biliyorsunuz. 1-2 Kasım evet. Gecesi. Hatta Kaan Hocam da bu konu üzerinde çalışıyor. Bir de hocam bu Cemal Kuntay'ın şiirinde son kısmı çok enteresan bitiriyor. Tam da sizin dediğiniz gibi. Altınlar akarken de züğürt ölmeyi bildin diyerek Talat Bey'in. Yani gariban yaşadın, kalender doğdun, kalender yaşadın ve kalender öldüğüne getiren ya, bir ifadesi. Halk tabanından gelen evet. İnsanlar açıkçası. Ya, o dönem şey bir dönem. Yani o insanlar değişik insanlar. Ne bizim baktığımız yerden bakıyorlar hayata, ne bizim yaşadığımız gibi yaşıyorlar, ne bizim ihtiyaçlarımız onlar için ihtiyaç. Çok değişik insanlar. Yani hani dönemde vardır ya şimdi, iddiatçıların içinde. Şimdi Enver Bey'in yaşına bakıyorsunuz, bizimle aynı yaşta
Biz ne yaptık, o ne yaptı, nasıl bir dünyaydı? Bolivya'dan kalkıyor geliyor adam, onlarla beraber burada savaşıyor. Şimdi biz gezmeye gidemiyoruz oraya, aklımızdan geçmiyor. Mesela yani böyle örnekler var. Çok değişik, paralel ilişkileri çok farklı. Ama benim merak ettiğim bir şey var bu konuda. Şimdi İttihat ve Terakki dediğimiz zaman hep böyle hemen benim gözümün önüne Osmanlı üniformalı subaylar gelir. Doğru mu? Tabii. Senin gibi böyle bıyıklı Osmanlı üniformalı subaylar gelir. Şimdi Talat asker değil. Yani o kadar askerin içerisinden o nasıl sıyrılmış? Hani bir de şimdi askerler de şey vardır. Yakışıyor mu? Yakışıyor. Yani abi yere bıyığıdır. Bizimki daha böyle şey vardır. Yakışıyor. Bilhem bıyığı. Bilhem bıyığı. Evet, evet. Doğru. Yani, ama tabii o dönem Alman subaylarının etkisi normal. O şey değil de yani şimdi doğru söyledim değil mi? Hep subaylar var. Ordu içerisinde, askerler içerisinde gelişmiş bir hareket. Çünkü neden? İlk okullar, yani hem tıbbi mektepleri hem mühendishaneler ordu için açılmış. Yani bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı da oradan başlamış. Orada da hareket gelişmiş. Doktorlar var, subaylar var. Şimdi bu Talat Bey öyle değil. Şimdi o nasıl o kadar subayın, tıbbiyelinin arasından bu noktaya geldi? Bu çok ilginç. Yani ben bunu hep merak etmişim. Şimdi İttihat Terakki hareketi, daha doğrusu yani İttihat Terakki örgütlenmesi biliyorsun Balkanlarda, Makedonya'da farklı bir boyuta geliyor. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanını sağlayan en önemli yapı da Selanik'te kurulan Hürriyet Cemiyeti'yle, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'yle. Kurucularından Paris, biri de tabii, Talat. Paris merkezli Terakki İttihat Cemiyeti'nin birleşmesi. Ve sizin dediğiniz husus şöyle, o dönemde 1908'de Meşrutiyet Kahramanı olarak karşımıza çıkan iki kişi var. Hürriyet Kahramanı Enver Bey, Hürriyet Kahramanı Niyazi Bey. Niyazi Bey. Onların o üniformalı halleri binlerce kartpostal basılıyor onlarla ilgili. Evet. Bunlar arasında Bigalı Atıf Kamçı'nı da sayabiliriz. Atıf Bey. 7 Temmuz 1908'de Manas'ta Telgrafhanesi'nde Şemsipaşa'yı vuran Şemsipaşa da evet. Sultan Abdülhamid'in en önemli paşalarından bir tanesi. Yine Eyüp Sabri Bey. Eyüp Sabri Akgör. Daha sonra İttihat Terakki Merkez Ofisi'nde de olacaktır kendisi. Oh. Biz o dönemde İttihat Terakki deyince aklımıza ilk onlar geliyor. Evet. Çünkü İttihat Terakki o dönemde gizli bir cemiyetti. İttihat Terakki 1908'den 12'ye kadar kongrelerini gizli bir şekilde yaptı. İttihat Terakki denince neden ilk aklımıza dediğiniz işte subaylar geliyor, aklıma işte bıyıklı, üniformalı subaylar geliyor? Bundan dolayı. Şöyle, yani Niyazi Bey'in geyiği bile aklıma gelir, evet. Bosna memuru gelmez, evet. Öyle bir yapılanma evet. Var orada yani. O da çok enteresan, Niyazi Bey'in geyiği meselesi de. Geyiğin ismi Gazali Hürriyet konuluyor, evet. Hürriyet geyiği. Ve Niyazi Bey geyiği o askeri harekat noktasında ilerlerken bir dağ yamacında buluyorlar ve geyiği önlerine katıyorlar. Niyazi Bey'in yanılışı şu, geyik bize yol gösteriyor diyor. Çünkü Niyazi Bey'in bir hatıratı var, hatıratı Niyazi. İttihat Terakki Cemiyeti'nin bastığı ilk hatırat odur. 1910 yılında tab edilmiştir. Talim matbaasında. Yani İttihat Terakki'nin ilk bastığı eser Hatırat-ı Niyazi'dir. Çok güzel bir eserdir. Günümüzde Türkçe'ye, yani günümüz Türkçesine aktarıldı. Orijinali de var. Bende orijinali var. İçinde çok güzel fotoğraflar var. Bir ve de hocam, Murat'ın dediği, yani Talat o kadar ön planda değil. Şimdi evet. İddiaçı deyince işte bıyığından tut, yani üniformasından tut, duruşundan tut, verdiği poza kadar deniyor. Yani Talat Bey'e baktığında fedailik yok yani. Hani o kalender yapısı evet. Fotoğrafına bile yansımış. Tarihsel izine bile hani o şekilde yansımış. Talat Bey bir karar alıcı. Tamam onu diyeceğim. Şöyle söyleyeyim yani. O kadar yanlış kelime kullanmayayım da fedailin arasında revolveri kullanmadan oraya çıkmak hani o sıkıntılı bir süreç. Şey var. Siyasi çok büyük kabiliyet yani. Var. Yani. Yalnız gerçekten hapis hayatı da var. Var tabii. Talat var. Tabii. Yani 3 yıl bir kalem... 2. Abdülhamid'e karşı... Kalemetlik cezası alıyor. 1,5 yıl kadar falan yatıyor sanırım. O dönemde Talat muhalefet ettiği gerekçesiyle. Tabii. Sonra affediliyor. Affediliyor. Abdülhamid tarafı. Sonra 1907'de azlediliyor demiştim de ilk konuşmamın başında. Azledilme süreci de var. Bir şey var. Talat Paşa'nın tabii o sivil işte bir memur olarak hani akla gelmesi, düşünülmesi, diğerlerinde asker kökenli ve asker olmaları değerlendirildiğinde Talat Paşa'nın karakter olarak sert olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece diğerlerinden farklı olarak hayatının birçok alanında sert değil. Fakat inanç ve değerleri noktasında çok sert bir insan. Hüseyin Cahit Yalçın anılarında zaten kendisi söylüyor.
vatan ve millet mevzusunda her şeyi bırakarak elinde silah alıp sokağa çıkabilecek bir adam diyor Talat Paşa için. Yani oradaki itaatçılığı üniformadan dışarı alarak bir karakter olarak algılamak lazım. İttihat karakteri çok ya da sivil insan da var. Yani asker olmayan insan. O bizim biraz da iddiatçılığı nasıl kodladığımızla alakalı. Evet, kafamızı yani, aldı. Onun Can Hoca çok güzel. Senin demek istediğin de oydu. Şöyle aynen öyle. Şey geldi aklıma yalnız. Kaydım sen hatırlarsın. Geyiği önlenmiş dedin ya. Leban dergisinin karikatürü geldi. Hani vardı ya meşhur karikatür 90'lı yıllarda Leman'da. Ergenekon'dan çıkıyoruz. Ama önümüzde kaz var. Tüyleri yolunuk. Kaan dönüyor diyor ki tarih yazıcısına karikatürde. Şimdi diyor bunu kazmaz yazma oraya. Sıkıntı çıkar. Bir şey yap diyor. Şimdi o geldi bir anda geyiği önemli. Romantik bir adam ama keşke kurt olaydı daha iyi. Hocam bir de şu var. İttihat Terakki Cemiyeti başlı başına bir yapı. Evet. Her şeyiyle bir yapı. Evet. Önemli bir dönem gizliliğini sürdüren. Evet. Merkez umumisi Selanik'te olan. Ve daha sonra Balkan Savaşları dolayısıyla İstanbul taşınan bir merkez umumi var. Ve İttihat Terakki'ye baktığımızda, geçen programlarda da bundan konuşmuştuk bununla ilgili. 1909'da 850 bin üyeye sahip bir yapı. Ve ülke genelinde 360 şubesi olan bir yapı bu. Talat Bey bu yapının neresinde? Talat Bey bu yapının... Bahattin Şakir'le beraber denetleyicilerinden bir tanesi. Hem öyle hem de Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin ilk 10 kurucusundan bir tanesi. Biri, evet. 10 kurucudan 1 numaralı kurucusu Bursa'nın Mehmet Tahir Yüreci. Aslında hocam biraz da alt kademedeki Osmanlı memur yapısı içerisindeki örgütlenmeyi yapan adam diyebiliriz. Yani askeri alandaki örgütlenme Enver üzerinden, Enver Paşa üzerinden gidiyorsa Talat Paşa da sivil bürokrasi içerisindeki İttihat Terakki. Şöyle demek daha doğru olur hocam bu konuda. Enver Paşa, Enver Bey o dönemdeki ismiyle Enver Bey, hürriyet ilan edilmesi yolunda canı pahasına bazı işler yapmış. Yani bazı işlerden kasıt cemiyet için, cemiyetten aldığı emir doğrultusunda biliyorsunuz İstanbul'a dönmeyi reddederek dağa çıkıyor o dönemde. Niyazi Bey farklı bir yerde. Enver Bey özellikle Tikveş taraflarında çete takibinde çok ün kazanıyor. Yani onlar işin silahlı safhasında görev üstlenirken Talat Bey daha ziyade diplomatik safa ve siyaset arasında Talat Bey görüyoruz. Meclisi Mebusan'da görüyoruz. Çeşitli söylemleri var. Mebusan'da çok çetin kavgalar da ettiği oluyor. Özellikle bizim Biga Mebusu Arif İsmet Bey'le tartışıyorlar. Birbirlerine çok ağır hakaretlerde bulunuyorlar. Ki Talat Bey'in bu tarz bir yapısı yoktur. Sakinliğiyle bilinen Talat Bey, Bursa Biga Mebusu Arif İsmet Bey'le, bizim yani Çanakkale Biga Mebusu Arif İsmet Bey'le çok ciddi tartışmalara giriyor o dönemde. Hocam, ben de vesileyle gelmişken ben bir şey olarak yönelteyim, soru yönelteyim. Ya... Emel Paşa ile Talat Paşa arasında ikisinde köken farklı olduğu için bir rekabet, bir anlaşmazlık, en azından hani su yüzüne çıkmamış olsa da belli hal ve hareketlerle aralarında bir uyumsuzluk söz konusu oldu mu? Su yüzüne çıkan da var diye biliyorum. Şöyle, 12'de. Emel Paşa ve Talat Paşa arasında İlk önce kadim bir dostluk olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii. Çünkü uzun yıllar aynı davaya baş koyan insanlar. Kader birliği. Hem kader birliği yapıyorlar, hem Avrupa'ya gittiklerinde, yani yurt dışına çıktıklarında da sürekli koordineli hareket ediyorlar. O dönemde birlikte hareket ettikleri de oluyor. Tabii ki zaman zaman aralarında fikir ayrılıkları olmuştur. 1912 kongresinde, İttihat Terakki'nin 1912 kongresinde iki isim arasında ciddi tartışma olduğu kayıtlar da var. Yani orada cemiyet siyasetinde bir problem oluyor. 1913'e geldiğimizde de İttihat Terakki bir siyasi parti olarak kendisini ilan ediyor zaten. Ama ilerleyen sürece baktığımızda Enver Paşa Harbiye Nazırlığı Başkomandan Vekilliği gibi görevleri üstlendiğinde Enver Paşa ile rekabet edebilecek kimse yok ülkede. Yani o dönemde Enver Paşa o dönemde bir Enver Paşa gücü görüyoruz. Enver Paşa da biliyorsunuz o da tırnaklarıyla kazıya kazıya göreve geliyor. Çünkü hatta Said Halim Paşa'nın Divan-ı Harbi Örfi'deki ifadesinde sanırım okumuştum. Said Halim Paşa'ya soruyorlar mahkeme heyeti. Niye Enver'de bu kadar ısrar ettiniz dediğinde Said Halim Paşa'nın cevabı şu oluyor. O dönem etrafımızda kaç tane kahraman hürriyet vardı ki alternatif arayalım oluyor. Evet. Yani o dönemde hakikaten de hem cemiyet adına hem ülke adına, vatan adına mücadele eden adamlar. Şeyi de konuşmakta fayda var. Şimdi iddiatçılar için
belli bir kesim tarafından yöneltilen bir eleştiri vardır ya. Tabii burada İttihatçı güzellemesi ya da Talat Paşa güzellemesi yapmıyoruz. Amacımız dediğim gibi en azından tarihin o noktasına bizi dinleyenlerin dikkatini çekmek. Yani kendi özgür okumalarını yapmaya vesile olmak en azından. Bunu söylemekte de fayda var. Hep belli bir çevrenin bir eleştirisi var hocam. Mason, İttihat Terakki'nin belli başlı üyeleri, özellikle Talat üzerinden de diyorlar. Masonluk bağı nedir? Şöyle izah etmek lazım Masonluk olayını. İttihat Terakki ilk kurulduğunda biliyorsunuz 1899'da İttihat-ı Osmani adıyla doktorların kurulduğu cemiyet. Yani İbrahim Temur'un başını çektiği oluşum. Selanik'teki kıpırdanmalar başladığında yani 1906'nın Eylül ayında Hilal Cemiyeti, Muin-i Hilal diye geçen yani Hilal'e yardım ilk adı. Sonra Hürriyet Cemiyeti olur 11 gün sonra 18 Eylül 1906'da. İkinci Abdülhamit döneminde toplanma, herhangi bir şekilde işte 3 kişiden fazla bir araya gelme gibi bazı yasaklamalar olduğu için o dönemde toplanılabilecek en rahat yerler Mason locaları. Hafiyeler oralara giremiyor çünkü. Kamuflaj. Tabii. O dönemde de Selanik'te, o bölgede Mason locaları var. Ama Talat Bey'in Mason locasına biz 1903'te İtalyan Obediyansı'na bağlı Makedonya Risorta'ya kaydolduğunu biliyoruz. İttihat Terakki içinde herkes Mason'dur demek çok yanlıştır. İttihat Terakki içinde Mason locasına kayıtlı insanlar vardır. Bunlar arasında Talat Paşa, Mali'nin Hazreti Cavit Bey, yanlış hatırlamıyorsam İsmail Canpolat. Bunlar Mason locasında kayıt olan kişilerdi. Hatta Talat Paşa uzun yıllar günümüzde bile o loja için önemli bir isimdi. Makedonya Risorta, İtalyan Obediyansı'na bağlı. İttihat Terakki Mason localarında sadece o dönemde tahlif, yemin etme törenlerini yerine getirmiş, toplantılarını yapmış. Yani orada örgütlenme sağlanmıştır. Ama cemiyet bir siyasi parti olarak kendini ilan ettiğinde, merkez umumu İstanbul'a taşıdığında böyle bir şeye ihtiyaç yok. Suyun üstüne çıktığında artık ihtiyaç kalmadı. Tabii. Sonra kullanmıştır. Bir de hocam zaten Ahmet Rıza da çok karşı çıkar. İttihat Terakki bazı tarihçiler ikiye ayırıyor. İlk 5 yıl, ikinci 5 yıl. Yani 1908-13, 13-18. 8-13 arasındaki denetleme. Sina hocam onu söylüyor. Sina Akçı. Evet, denetleme dönemi. 13'ten Babali baskınından sonraki dönemde bizatihi artık bütün olayların içinde karar merciği olarak bulundukları dönem diye geçiyor. Yani Babali baskını değil de hocam şöyle diyebiliriz. Babali baskını da önemli bir olaydır. Ancak Mahmut Şevket Paşa'nın Haziran 1913'te şehit edilmesi, akabinde Said Halim Paşa'nın iktidarında, satanetinde İttihat Terakki artık ülke yönetiminde en güçlü unsurdur diyebiliriz. Aslında hocam benim bu konuyu açmama sebebi şeydi. Yani İttihat Terakki'yi de Talat Paşa'yı konuşuyoruz. Malum şehadetinin de 100. yıl dönümü. tarihe bakış açımızla alakalı olan, yani doğru bir yerden mi bakıyor? Yani Türkiye'deki iddiaçılar ve Talat Paşa'ya bakış açısı doğru bir pencereden mi yapılıyor? Yanlışsa nereden? Ben o yanlışlardan bir tanesini işte Masonluk üzerinden bu kadar vurmak doğru mu? Yani olayı sadece getirip oraya koyup Cumhuriyeti bile etkileyen ki İttihat Terakki'nin 10 yıllık ürettiği siyaset sonraki 100 yılı tesir ediyor. Yani Bolşevizmi etkiliyor. Orta Doğu'yu etkiliyor. Alman ve Avrupa siyasetini etkiliyor. Yani o 10 yılı oradan alın çıkartın. Sonraki 100 yılın nasıl şekilleneceğini şurada otursak konuşsak saatlerce tasavvur edemeyiz. O kadar etkili bir dönemi sadece işte Masonlardı, onaydı, üstadıydı falan diyerek ötekileştirmek ne kadar doğru. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey var, öyle bir bakış açısı var. Gerçi bu tarihe bakış açımızdaki genel bir sıkıntı. Evet. Belli bir kesim bunu Sultan Hamit üzerinden yapıyor. Kendi ideolojik saplantıları doğrultusunda belli bir kesim Atatürk üzerinden yapıyor. Bazı kesim de işte Talat özelinde iddiaçılar üzerinden yapıyor. Aslında ona dikkat çekmek istemiştim. Şimdi burada bence, çok üzülüyorum, bence sıkıntı şurada. Şimdi tarihi kazananlar yazıyor. Evet. Doğru mu? Adamlar bir şekilde kaybetti. Kötü oldu, iyi oldu. Ona bakmak lazım. Yani araştırmak lazım. Ama şimdi İttihat ve Terakki'yi ya da o kadroyu tamamen kötü görmek, tamamen iyi görmek farklı bir şey. Ama sizin dediğiniz, bizim burada doğruyu bulup doğruyu söylememiz lazım. O gün için doğru neydi? Bu adamlar onu mu yaptı, bunu mu yaptı? Bugünden
Yani bugünün doğrularına göre değil, o günün doğrularına göre bakmak lazım. Bu bir bence. İki, şöyle bir sıkıntı var. Şimdi İttihat ve Terakki'ye masonlukla, yani koskoca 800 küsür bin üyesi olan bir yapılanmayı masonlukla suçlamak. Bence çıkan rakamlardan şunu söyleyeyim. O dönemki her teşkilatta, kaç tane varsa açık gizli, her teşkilatta olacak sayı kadardır masonlarla temas bence. Ama yani, orada şunu şey yapmak, söylemek lazım. Yani Talat Paşa sıradan bir kişi değil. Talat Paşa son olarak da yani İttihat Terakki'nin en üst düzey yöneticisi, başı. Son bırakırkenki başı. Şimdi bu kişinin masonik localarla ve mason hocasında üyeliği ve yanlış bilmiyorsam Can Hocam da bilir, mason hocasında da büyük üstad. Evet. Yani bu noktada olması değerlendirildiğinde bu soruların ortaya çıkması normal. Normal. Hocam ben orada yani, şunu, pardon sözünüzü kestim. 5. Murat'ın da mason yani, bağlantısını düşünerek Talat'ı değerlendirsek ya da değerlendirseler diyelim, biraz daha sağlıklı bir elle tutulur bir eleştiri olur ama. Bir de şu var, demin dedim ya. Sarayda da var yani. Bugünden, şimdi bugünden, bugünün ortamından, bugünün dünyasından oraya bakmak, masonluğa bakmak, bir de o günün dünyasından bakmak lazım. Heh. Yani o gün nasıl değerlendiriliyordu? Yani şimdi bugün mason yapılanması dediğimiz zaman aklımıza farklı şeyler geliyor. Siyonizmin bir dalı olarak işte İsrail amaçlarına hizmet eden bir yapılanma. O zaman bir İsrail yok. Yani insanlar nasıl bakıyordu bu fotoğrafa? Evet, yani o zaman hocam, sadece aynen, acaba aynen bir kardeşlik yapılanması gibi mi görülüyordu? Hani bir de öyle değerlendirmek lazım. Basitçe soralım. Doğru. Siyonizm ve Talat Paşa ilişkisi var mı? Var mı? Yoktur. Doğrudan ana sonra konu bu. Yoktur. Yani bence buradaki temel mesele o. Evet. Ha, çünkü insanların hani ne düşündüğünü, ne düşünmediğini, hani kafalarının içinden ne geçtiğini burada bilebilmek için yaptıklarını görmek lazım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Siz hayat macerasını izlediğinizde, gördüğünüzde, yani Siyonizmin emellerine hizmet eden, buna çalışan bir bakış açısına sahip miydi Talat Paşa? Kesinlikle bunlarla alakası yoktur. Talat Paşa'nın yani Siyonizmle herhangi bir iltihakı kesinlikle olmamıştır. O dönemde dediğiniz gibi zaten İsrail o dönemde yok. Şuradan bakalım, soruyu şöyle değiştirelim. Şimdi bu İsrail nasıl kuruldu? Geldiler. Gettolar, yani orada gettolar kurarak Arap coğrafyasında, Filistin topraklarında, Filistinlerin topraklarında, bizim topraklarımızda gettolar kurarak 20. yüzyılın başında, hatta başı da değil, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin sonundan itibaren gettolar kurup ondan sonra onları birleştirip devlet oldu. Doğru mu? Şimdi Talat Paşa'yı ya da iddiatçıları Siyonizmle işbirliği yapmakla suçlayanlara cevap olarak İttihat ve Terakki döneminde Talat Paşa'nın en güçlü olduğu zamanda Filistin topraklarında Musevilerin yerleşmesine, iskanına yönelik herhangi bir şeyini duyduk mu, gördük mü? Kesinlikle yoktur. Yapabilir miydi? Çok gücü vardı o dönemde. Şimdi hocam orada şu soruyu sormak lazım. Bu Siyonizm'de teması masonluk üzerinden kurulabilir mi? Sahir dediniz ya. Evet. Bence de mümkün değil. Çünkü Theodor Herz, Abdülhamit'ten biliyorsunuz. Evet. Osmanlı borçlarının, değil mi? Osmanlı borçlarının silinmesi karşılığında toprak istiyor. Yani orada İsrail'in temellerini atmak amacıyla 1917, pardon, daha evveliyatı 1890'lar, tam hafızamda yok tarihi ama o dönemde Abdülhamit'ten istediğini İstanbul'a dinliyorum. Geliyor, sultanla görüşüyor. Hatta Fransız tarihçi Francis Giorgio'nun Sultan Abdülhamit isminin çok ciddi bir eseri vardır. Orada Theodor Herzl'ın ziyaretinden çok önemli anekdotlarla bahseder. Orada ben de okumuştum. Yani orada Abdülhamit'in verdiği tepkiyle 10 yıllık İttihat Terakki ve özellikle Talat Paşa İçişleri Bakanı iken, Dahiliye Nazırı iken Abdülhamit'in duruşundan çok farklı ayrı bir duruş mu sergiliyor? Yapmış mıdır abi? Evet, sergilemiyor. Şöyle, istersen ben kendi görüşümle, yani hocamın görüşünü merak ettiğim için sordum ben. Kendi görüşümle, yani netice itibariyle ne düşündüğünü, ne yaptığından veya ne yapmaya çalıştıklarından hareket ederek ortaya koymak istersin. İttihat ve Terakki'nin uygulamış olduğu politikalar içerisinde ilk zamanlarda Osmanlıcılık var. Doğru mu? Özellikle anlatılan, izah edilen konulardan bir tanesi bu. Osmanlıcılık netice itibariyle devleti bir arada tutma mücadelesi. Yani toprak vermek değil, bilakis toprak korumak üzere kurulu bir düşünce. Daha sonra
İttihad-ı İslam, İslam Birliği düşüncesi var. Evet. Çünkü ciddi manada Türk olmayan Müslüman bir nüfus da var. Bu nüfusun da devlet içerisinde kendisini ait hissedebilmesi adına da İttihad-ı İslam politikası da uyguluyorlar. Yani İslam Birliği politikası uyguluyorlar. Yine daha sonralarında Türkçülük, Türk Birliği'ne dönük de politikalar var. Özellikle 1913'ten sonra Ziya Gökalp'in hani daha ziyade fikri babalığını yaptığı bir düşünce akımı da var. Yani ta sadece Ziya Gökalp değil, orada Yusuf Akçalar falan da var. Ciddi manada birlik politikaları görüyoruz. Burada benim ortaya koymak istediğim, yani benim en azından kafamdan geçen şey şu: İttihat ve Terakki doğruları ve yanlışlarıyla, hatalı uygulamalarıyla veya doğru uygulamalarıyla hep birlik politikaları. Yani devletin topraklarından taviz vermeme, devletten taviz vermeme anlayışı üzerine kurulu. Bu açıdan bakıldığında hani sebep-sonuç ilişkilerini kurarken de mevcut uygulanan politikalarla karşılaştırarak yapmak gerekir diye bu manada sordum ben, düşündüm. Bununla ilgili yani zaten bir şey bu. Yok. Yani temeli olmayan faraziyelerle evet. Tarihi bir tahlil yapılmaması lazımken Türkiye'de en çok düşünen hastalık evet. Bu. İddia Terakki'de bu noktada en çok herhalde mağdur edilen konulardan bir tanesi. Hocam ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Rahmetli Tarık Zafer Tunay Hoca'nın çok güzel bir ifadesi var İddia Terakki ile ilgili. İddia Terakki iki kez yargı organlarının karşısına çıkmış. Fakat henüz bilimsel alanda yargılanmamıştır. Şeklinde İttihat Terakki'nin önemli bir Tarık Zafer Tunay Hoca'nın bu konuda oldukça fazla çalışması var İttihat Terakki ile ilgili. Ve hoca çok güzel bir genelleme yapıyor. İttihat Terakki iki kez yargı organının karşısına çıkmış ama henüz bilimsel alanda yargılanmamıştır. Bugün biz İttihat Terakki'yi değerlendirirken maalesef ki ciddi yanlışlar yapabiliyoruz. Yanlış genellemeler yapabiliyoruz. Kişiler üzerinden yorumlar yaparak İttihat Terakki hakkında kötü bazı tanımlamalar yapabiliyoruz. Şimdi İttihat Terakki her şeyden önce kişiler üstü bir oluşum. Yani İttihat Terakki bir kişinin güdümünde bir siyasi teşekkür olarak burada biz ifade edersek yanlış yaparız. Yani İttihat Terakki ne Talat Paşa'nın, ne Enver Paşa'nın, ne Cemal Paşa'nın her istediğini yaptığı ve yaptırdığı bir oluşum değil. İttihat Terakki'nin bir merkezi umumisi var. Ve bu merkezi umumi İttihat Terakki adına en önemli kararları alıyor. İttihat Terakki'nin mebusandaki fırkasını kontrol ediyor. Mebusandaki fırka, oradaki mebuslarla merkezi umumi sürekli koordine halinde. Hocam şeyi de sormak istiyorum. Mebus dediğiniz için aklıma geldi. Mebusken sadrazam yapılan sanırım ilk. Ayrı bir özelliğini söyleyeyim Talat Paşa'nın size. Osmanlı tarihinde tek basit bir posta telgraf memuriyetiyken, memuruyken sadarete yükselen tek kişidir. Evet. Bakın. Osmanlı sadrazamları arasında bakınız Talat Paşa'nın bir örneği daha yoktur. Asker kökenli değil. Mülkiyeden devrim başbakanı. Tedrisattan geçmemiş. Yani memur, bakın memur, daha sonra nazır, daha sonra sadrazam. Yani bu bize neyi gösterir? Talat Paşa'nın hem çok ciddi bir siyasetçi hem de çok ciddi bir devlet adamı olduğunu gösterir. Talat Paşa iyi bir devlet terbiyesiyle yetişmiştir. Kesinlikle. Hocam şöyle bir şeyle, Talat Paşa ile ilgili getirilen hani eleştirilerden bir tanesinde belirgin bir ideolojisinin, fikrinin olmadığı yönünde eleştiriler var. Burada mesela bir iktisatla ilgili herhangi bir, hani hangi iktisadi modelle memleket kalkınır, bu konuya ilişkin olarak herhangi bir somut bir fikrinin olmadığına dair de eleştiriler söz konusu. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Yani gerçekten mesela Enver Paşa ile ilgili siz şunu diyebiliyorsunuz. Enver Paşa hani Türk Birliği'ni mi, İslam Birliği'ni mi istiyordu şeklinde mesela bir tartışmalar yapılabiliyor. Geçen programımızda tartıştık zaten. Ben kendi fikrimi söyledim, sizler söylediniz. Ama Talat Paşa ile ilgili, ki bunlar ikisi başat aktörler, yani İttihat ve Terakki'de Talat Paşa ve Enver Paşa.
Talat Paşa ile ilgili böyle bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ne diyorsun? Mesela Cemal Paşa Türk Ocağı'nın başkanlığını yaptı diyoruz. Yani şeyde. Ama mesela Talat Paşa ile ilgili böyle bir değerlendirme yok. Talat Paşa hep böyle devletin hani yönetiminde mevcut somut sorunlar üzerinde tartışılan bir kişi gibi anlatılıyor. Anekdotlar da bu şekilde. Talat Paşa daha ziyade hem cemiyet yönetiminde, hem ülke yönetiminde, hem de insan yetiştirme noktasında çok önemli bir insandır. Bakınız, özellikle cemiyet içerisindeki faaliyetlerine baktığımızda Talat Paşa'nın 1914 yılına geldiğimizde İttihat Terakki ne yapar? Kapitülasyonları kaldırır. Merkezi umumi bir karar alır ve kapitülasyonların artık çok sıkıntı çıkardığını. Bu 1911 kongresinde de dile gelir. Çünkü 1911'de biliyorsunuz İtalyanların Trablusgarp'ı işgali vardır. Talat Paşa cemiyetin, fırkanın her dönem içerisinde bulunan yegane insanlardan bir tanesidir. Talat Paşa iktisatla ilgili ya da ekonomiyle ilgili konularda daha ziyade Cavit Bey'e danışır. Cavit Bey biliyorsunuz çok önemli bir maliyecidir. Osmanlı yani Maliye Nazırlığı görevinde bulunmuş ve Maliye Tarihi adı altında 4 ciltlik eseri de vardır. Çok önemlidir bu. Kamu gelirlerini de %25 arttırıyor. Tabii. Kendi Maliye Bakanlığı döneminde Osmanlı gelirlerinde. Yani burada benim sormak istediğim ideolojik, yani fikri yapıyla ilgili. Ben şunu söyleyebilirim hocam bu sorunuza. Mesela Talat Paşa Berlin'e veya Almanya'ya gitmeyi tercih ederken Enver Paşa Kafkasya, Türkistan yolunu tutuyor. Kişilikleriyle, karakterleriyle. Aynen. Bunu anlatmak adına, bunu sordum yani, bu amaçla sordum. Şöyle bir şey. Yani o sadece bir. Şimdi geçen programda tartışmışsınız, ben yoktum, olmayı isterdim. Evet. Şöyle bir şey bence, bu benim fikrim. Şimdi Osmanlı bir Balkan devleti, yani ana vatanı Balkan yani coğrafyasında olan bir Balkan devleti. 1820'ye kadar hiçbir şey, hiçbir sorun yok. Tamam, devlet idaresiyle ilgili, çağdaşlıkla ilgili belki sıkıntılar var ama 1820'ye kadar bir şekilde devlet ayakta, devlet dinamik. 1820'den itibaren Balkan coğrafyasında hareketlenmeler başlıyor, doğru mu? Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar, Arnavutlar falan gidiyor. Şimdi o tarihlere kadar %70'i Müslüman olan bir Balkan coğrafyamız var, bize ait ana vatan toprak. Ama işte demin konuştuk ya 1913. Şimdi 1913'e kadar mesele Osmanlı'yı bir arada tutma. Bu Osmanlı'da kim var? Bu Osmanlı'da Makedonya'da yaşayan Türkler de var. Arnavutlar da var. Makedonlar da var. Bulgarlar da var. Kalan kısımlardaki Sırplar var. Rumlar var. Var da var. Hepsi Osmanlı. İddiadan asıl politikası. Hepsi Osmanlı. Bunları bir arada tutmamız lazım. Unsurların birlikteliği. Bunları bir arada tutmamız lazım. Ama 1913 itibariyle Balkan faciası, yani 5 milyon Müslümanın çoğunluğu Türk olan, Türk olmayanlar da olabilir, 5 milyon Osmanlı Müslümanın, ki Avrupa onlara Türk diyor biz ne dersek diyelim. Evet. Anadolu'ya göçü, yollarda ölmesi, milyonlarca kayıp. Bu sefer işin rengi değişiyor. Nasıl değişiyor? 1913'e kadar Anadolu coğrafyasında kattığımız zaman nüfus 60'a 40 hatta 55'e 45 gibi Müslüman Hristiyan dengesi bakıldığı zaman. Ama 1913'ten sonra ciddi bir Müslüman nüfusa, ağırlığı Türk olan Anadolu coğrafyasında ciddi bir Müslüman nüfusa sahip. Etnik oranı da değişti. Ha. Şimdi o tarihten sonra işte Türkçülük hareketleri başlıyor. Neden? Senin ayağını bastığın koca bir Balkan coğrafyası bir yıl içerisinde takır takır elinden çıkıyor. Meşruiyetini korumak için kendini bir yere yaslaman lazım. Bu sefer ortaya, işte Ziya Gökalp en büyük temsilcisidir, insan ihtiyacı, kaynak ihtiyacı, ideoloji ihtiyacını doğuracak koca bir Türk dünyası fikri ortaya atılıyor. Ama nerede? Kafkas'ın öbür tarafında ağırlık. Doğru mu? Yani Balkan coğrafyasından yaşanan, bir de şu vardır, hani hep konuşulur ya, biz her şeyi anlatırız. Çanakkale Zaferi'ni kahramanlıkla anlatırız, Malaz gerçeği anlatırız değil mi tarihimizin? Balkan'ı kimse anlatmaz. Manavo Muharebesi'ni kimse anlatmaz. Neden? Çünkü bizim için kötü bir örnektir. Kötüdür. Susarlar. Benim dedem de susar. Ondan gelmiştir. Bu utançtır. Evet. Sadece ordu için değil, halk için de utançtır. Yani gelen dedelerimiz Balkan'dan gelen, biz Balkan kökenliyiz. İşte Balkan kökenli.
Bizim dedelerimiz bunu hiç anlatmaz bize. Devlet. Hiç anlatmadılar. Tabii. Biz hep Çanakkale'yi dinledik. Daha öncesini dinledik. Devlet için çok büyük bir üzüntü. Aynı şey idareci kısımları için aynı şey geçerli. Ne yaptılar bu sefer? Kendilerine koca bir Türk dünyası aradılar. İşte dayanacak bir nokta aradılar. İşte orası Türk dünyası fikriydi. O ara şeyde revaçtaydı. İşte kuzeyden, Ufa'dan gelen ses, Kafkaslardan, Azerbaycan'dan gelen ses hepsi birleşti. Enver Paşa'nın da o kişiliği, güzel söyledin sen onu, o tarafına iyi hitap etti. Enver de oradan tuttu. Merhum yürüdü yani. Halil Nalcı Koca rahmetlinin çok önemli bir tespiti var. Şöyle der. Osmanlı ne doğudur ne batıdır. Osmanlı bir Balkan İmparatorluğudur. Kesinlikle. Dediğiniz genellemeler çok doğru. Yani Osmanlı Devleti'nin 1821 Mora İsyanı'na kadar baktığımızda Balkanlar çok iyi. Yani 500 yıl bir Balkan coğrafyasına hakimiyet var. Osmanlı'da yalnız Kaan hocamın sorusunun çevresinde dolandık ama tam olarak değinmedik. Hocam o soruya ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi Talat Bey'in siyasi bir ideolojik bir duruşu var mı? Ben o konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi 1908 hürriyet dedikleri meşrutiyetler. Meşrutiyetçidir Talat. 1918 ya iş başında oldukları son 5 yıl. 13-18. Yani politika üretecek, ekonomiye bakış açısı üretecek ya da siyasi olarak farklı bir vizyon belirleyecek bir siyasi ya da coğrafi atmosferde değiller. Yok, aynen öyle. İddiacılık şiarını mesela Enver Paşa hakkında ne diyoruz hocam? Tamam, biraz da zorlama bir şeyle, yakıştırmayla, tamamen altı boş demiyorum tabii ki ama Tuğrancılık değil mi? Türkçülük ifadesi. En az o kadar da İslamcıdır bence. Heh, onu demek istedim. En az o kadar da. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Ya Tacikistan'daki, Orta Asya'daki mücadelesine dayanarak söylüyoruz. Bir de yazdıklarıyla, çizdikleriyle, bıraktıklarıyla. Ya yazdığı mektuplar üzerindeki duygularıyla vesaire söylüyoruz. Yani soruya gelirsek, Talat Paşa'nın belli bir ideolojisi, ayıran bir ideolojisi var mı? Bence Osmanlı. İdeoloji üstadlarını her zaman yanında tutuyor. Yaşayabileceği, yani, onu yapabileceği bir coğrafya yoktu. Yani doğru. Bir siyasi atmosfer yoktu. İdeoloji üstadları her zaman yanında tutuyor. Şöyle, ihtiyaç duymamıştır. Can Hoca'nın söylediği doğru. O zamanki süreçte, sizin yine de aynı katılıyorum, onda da bir şey yok. Şöyle bir şey var. Ekleme yapayım. Geçen programda söyledik. Atsız tespiti vardır. İddiaçlar hem Turancıydılar hem de İslam birliğini savunuyorlardı. Kesinlikle. Şimdi netice itibariyle böyle bir ideolojik yapı İttihat ve Terakki'de özellikle 1913 sonrasında var. Şimdi burada Talat Paşa'nın daha ziyade devlet adamlığı, yani ideolojik hareketlerinden ziyade fiili konular üzerinde, yani önümüzdeki somut meseleler var ve onlara pratik çözümler üretilmesi noktasında kişiliği ön plana çıkıyor. Daha Can Hoca'nın söylediği şey doğru. Yani fikir üstadları yanında zaten. Danışabildiği bir sürü aydın var. Ziya Ökalpbeyli anekdotu var. Özellikle onu anlatırsanız çok iyi. Bence konuyu izah edecektir. Yani Talat Paşa'nın bence devlet aygıtı içerisinde, devlet yönetimi içerisindeki o bürokratik bakış açısı, pratik zekası ve karakterinden kaynaklanan meseleleri yumuşatarak çözebilme yeteneği değerlendirildiğinde Talat Paşa'nın işlevi daha ziyade fikri değil. Kamu yönetiminde çok etkin bir adam. Aynen. Hocamın söylediği yani, gibi. Hocam burada iki anekdot aktarmak istiyorum size. Ben bir soru sorayım. Tamam, Talat Paşa'nın kendisine ifade ettiği ideolojik bir duruşu kesin hatlarıyla öyle bir şeyi yok gibi bir şey çıkardı. Peki biz Talat Paşa'yı tanıdığımız kadarıyla ya da okuduğumuz kadarıyla nereye koyabiliriz Kaan Hocam mesela? Ya Talat Paşa, onun Hüseyin Cahit Yalçın'ın çok güzel bir şey. Yani onun adına bir ideoloji belirleseydin sen Talat Paşa'yı nereye koydun? Şöyle, Talat Paşa vatanperver, devletine bağlı, meşrutiyet fikrine kendini de aynı zamanda adamış ve bunu savunan bir klasik Osmanlı bürokratı olarak Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizi izleyenlerin de şeyi açısından, daha rahat anlaması açısından. Hani meşhur şey vardır ya, Atatürk bugün yaşasaydı bizim partilerini buldu mantığı vardır ya. Şimdi Talat Paşa bugün yaşasaydı hangi
partiden olur? Mesela mantıken soralım bunu. Benim aklıma geldi. Ne diyorsun? Yok o konuya hiç girmiyor. Şimdi gibi. Biz 1917 politik şeyleri evet. Tartışmıyoruz burada. Yani şimdi Tanin gazetesinin baş yazarlarından Muhittin Birgen bir gün Merkez Umre'ye gelir. Merkez Umre binası da İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi, eski Cumhuriyet Gazetesi günümüzde yıkıldı. 3-4 sene kadar önce yıkıldı yeri. Pembe Köşk'te denilen yer İttihat Terakki'nin Merkez Umumisi'dir. Merkez Umumi otopark yapmışlar. Evet, otopark. Yani söylemek istemem de doğru. Talat Paşa Osmanlı Devleti'nin o dönem sadrazamı. Öğlen yemeğini yediği esnada, öğlen yemeğini yerken de her zaman bunu da vurgular Hüseyin Cahit Yalçın. Kavun, peynir, ekmek. Hatta beyaz ekmek bile yemez. O dönemde tandır ekmeğiydi sanırım. Kara ekmekten, özellikle karneyle alınan ekmekten yer. Vesikalı ekmekten. Muhittin Birgen der ki, paşam nasılsınız, iyi misin? İyiyim Muhittin, gel bakalım. Ya ben İttihat Terakki tarihini yazmak istiyorum. Ve sizle başlamak istiyorum der. İttihat Terakki tarihi nereden çıktı şimdi der Talat Paşa Muhittin Birgen'e. Ya yazmak istiyorum paşam der Muhittin Birgen. O der ki, nasıl olacak falan. Size sualler sorarak başlamak istiyorum der ve İttihat Terakki nedir Talat Paşa'm der. Talat Paşa biraz düşündükten sonra İttihat Terakki ne midir? Ben de bilmiyorum ama idaresi çok zordur der. O ara içeriye Ziya Gökalp gelir. Talat Paşa şöyle böyle yapar. Aa bizim hoca geldi der. Ona sor soruyu der. Muhittin Birgen de der ki efendim İttihat Terakki nedir der. Ziya Gökalp başını hafif sağa eğerek ve der ki İttihat Terakki bu milletin bağrından kopan bir mefkura mısıdır? Merkez Umumi de böyle bir aralarında konuşma geçer. Talat Paşa ve Muhittin Birgen arasında. Muhittin Birgen bunu hatıralarında yazmıştır. Talat Paşa, Kaan Hocam'ın ifade ettiği gibi devlet unsurunun içerisinde yani devleti en iyi şekilde idare etmek, devlette iyi izlenimler bırakmak adına çok çalışmıştır. Şimdi Edirne'nin alınmasında imzası vardır. Hem öyle hem şöyle cesur, yani cesur adımlar atmıştır dediniz ya. Hocam şöyle düşünüyoruz. İttihat Terakki çok kolay anlatabiliyoruz. Diyoruz ki 1908-18 arası. Bu kadar basit değil. Değil tabii ki hocam. İttihat Terakki'nin 9 tane kongresi var. Bakın. Hocam çok özür dilerim. Araya geleceğim. Şimdi malum Talat Paşa mevzu bahis konumuz. Ve Talat Paşa özelinden de ben biraz artık şeye girmek istiyorum. Ermeni meselesine, tehcirine. Cesur adımlar attı demiştim. Attığı en cesur adımlardan bir tanesi de. Evet. 1915'te tehcir kanunu imzalaması. 27 Mayıs kanunu muvakkat. İki kişinin imzası var. Evet. Enver Paşa, Talat Paşa ve onaylayan da 5. Mehmet Reşat. Şimdi biraz da ona girersek hocam Ermeni meselesi konusunda Talat Paşa bu işin neresindedir? Ve Ermeni meselesinin tarihteki tabii ki acizane şurada yapacağımız 15-20 dakikalık bir tahlille tabii ki bunu doğru yere koyduk iddiasında değiliz. Haşa bu hakkımız da değil, haddimize de değil ama bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani Talat'ı konuştuk, değerlendirmeye çalıştık ama programımızın da malum evet. Amacı gereği Ermeni meselesine de girmek istiyorum. Hocam? Yani tabii bu ortak konuşacağımız bir konu. Can Hocam başlasın ben. Tamam. Şimdi 1915'e döndüğümüzde 1915 yılı Osmanlı Devleti için sıkıntılarla devam eden bir yıl. Neden? Çanakkale Muharebelerinin en kanlı safhası 25 Nisan 1915 sonrası başlıyor. Kara Muharebelerinde. Şimdi devlet hem 1. Cihan Harbi'nde birbirinden farklı cephelerde mücadele verirken Doğu Anadolu bölgesinde de Taşnak ve Hınçak çetelerinin çok ciddi kıyımı söz konusu Türk ve Müslüman ahaliye. Bunu durdurmak adına hükümet kanun-u muvakkat adı altında bir kanun çıkarır. Ve tabii ki kolluk kuvvetini bölgeye göndererek bölgede sükutu sağlamaya çalışır. Daha sonra bu rakamlar abartılarak İşkembe-i Kübra'dan sallanarak rakamlar oluşturulur. Şimdi matematiksel verileri Kaan Hocam getirdi. Bende de var. Şimdi o dönemin şartlarına baktığımızda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşırken bir tarafta da
Ermeni çetecilerinin Türk ve Müslüman ahaliyi kıyımlarıyla, özellikle bu vilayeti sitte dediğimiz Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, bu bölgelerde çok ciddi kıyımlar oluyor. Yani hatıratlarda, devlet yazışma, devlet kayıtlarında şu, gördüklerimizde, belgelerde şöyle ifadeler vardı. Yani hamile kadınların karınlarındaki ceninler çıkarılıp alınıp onlar dahi öldürüldü şeklinde. Çok şiddetli. Peki bunlar belgelerle. Tabii. Sabit değil mi? Bu hem Osmanlı arşivinde, Osmanlı arşivi, Osmanlı belgelerinde Ermeniler iki cilt olarak yayınlandı. Bunun yanında Ermeni meselesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar da var. Ha, Ermeni çetecilerinin yaptığı bu faaliyeti günahsız Ermeni vatandaşlarına yüklemek de, hocam siz hukukçusunuz, yanlıştık değil mi? Hem hukukçu olarak hem insan olarak yanlış. Tabii ki. Şöyle bir şey var. Türk milletine, Türk devletine özellikle çok büyük hizmetlere geçmiş, bizleri kardeşleri gibi gören, bizlerin de kardeşimiz gibi gördüğümüz ve öyle telakki ettiğimiz Ermeniler var. Çok ciddi bir Ermeni nüfusu var. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan Ermeniler de tabii ki başımızın tacı onlar. Biz hangi hakka sahipsek onlar da o hakka sahiptirler. Ve burada bizim kastettiğimiz tarihsel değerlendirmeler kesinlikle beraber yaşadığımız Ermeni kardeşlerimizle ilgili değil. Tabii ki. Biz tarihsel hadiseleri sadece değerlendireceğiz burada. Bunda kalbi samimiyetle söylüyorum yani. Bunda da herhangi bir şey yok. Bu millete, bu devlete şöyle söyleyeyim, inanılmaz hizmetleri olan Ermeniler var. Yani Türk diliyle ilgili çalışmalar yapanlar var. Birçok yani tıp alanında çalışma yapanlar var. Çok sinema. Değerli sinema. Çok değerli insanlar. Yani çeteci faaliyetlerini bir millete hitap etmek yanlış olur. Bir millete genelleme yapmak yanlış olur. Tabii. Burada bizim kastettiğimiz hadise, birazdan kastedeceğimiz, anlatacağımız hadise Taşnak Kınçak mantığıyla, evet, Komitacılık yapmak suretiyle devlete ve millete kasteden, insanlara kasteden bir anlayışı kastedeceğiz. Şimdi hocam bu noktada ben siz o konuya girmeden milleti sadıka diye bilinen uzun yıllar çok uzun, yani çok uzun dönem milleti sadıka olarak bilinen Osmanlı Devleti'nde böyle tanınan bir gayrimüslim gruptan bahsediyoruz. Berlin değil mi? 1878 Berlin Anlaşması tarihçiler tarafından başlangıç kabul edilir. Ermeni çeteciliğinin kendilerini de bizzat dayandırdığı nokta olarak, en azından İngiliz politikasına arkalarını alarak zaten bir 20 yıl sonra Taşnak ve Hınçak çeteleri kurulacak. 1890'larda kuruluyor her iki çete. Ondan yaklaşık 16-17 yıl sonra da sizin az önce bahsettiğiniz özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ve kısmen Güneydoğu'da insanlık dışı olaylara imza atacaklar maalesef. Yani onu da demek istedim. Tabii ki günümüze kadar yansıyan bir kardeşlik, bir dostluk, vatandaşlık, şu anda hali hazırda vatandaşlık bağıyla bir eşitlik söz konusu ama Osmanlı'da da uzun süre devam ediyordu. Osmanlı'yı tasavvur... Onu tam olarak doğru tahlil etmek lazım. Ne oldu da yani bu milleti sadıka olarak bilinen bu toplum 1915'te Doğu Anadolu bölgesinde sizin az önce bahsettiğiniz, yani konuşurken bile çok üzüldüğümüz, yani ağzımıza bile alamayacağımız büyük katliamlara giriştiler. Bu noktada her şeyin önce dış güçlerin etkisi var. Şöyle, iki demin ayırdık. Öncelikli olarak dönemin dünyasına bakmak zorundayız. Ben hemen hızlı hızlı aktaracağım. Hı hı. Dönemin dünyasını bir değerlendirmemiz gerekiyor. 1914 yılı itibariyle dünyanın %84'ünü Avrupa işgal ediyor. Avrupa'daki büyük devletler işgal ediyor. Ve inanılmaz bir sanayi devrimi var. Sömürgecilik almış yürümüş. Emperyalizm her koldan bizim coğrafyamızı tehdit ediyor. Bugün de çok farklı mı? Değil. Aynı şeydir. Bu mücadeleye devam ediyoruz. Evet. Temel mesele şu. Kafkaslar'da sürgün oluyor. İşte Çerkezler sürgün ediliyorlar Kafkaslar'da. Yine Kırım Türkleri birçok hadise yaşanıyor.
Ve dünyada, Balkanlarda Türkler ve Müslümanlar, Murat Hoca söyledi demin, yani ciddi manada milyonlarca insan Anadolu'ya göç ediyor. Aynı şey Kafkas'ta da aynı rakamlarda biz laf geldi diye söylüyoruz. Hemen hemen rakamlar aynı. Şimdi yani. Türk ve Müslümanların ciddi baskılara ve zulümlere düçar olduğu bir dönemdeyiz. Ve biz bunları yaşarken emperyalizm ne yazık ki durmuyor. Bir yerde durma ihtimali yok. Sevr Anlaşması'nı Osmanlı imzaladığında orada da durmayacaktı. O konuda Murat Hocam bilir. Türk kimliğini de tasfiyeye dönük hükümler vardı. Her merhale bir sonraki merhale için sadece emperyalizm için basamaktı. Ne yazık ki Ermeniler içerisinde devşirdikleri bir grup komitacı önce vatanperver Ermenileri öldürerek işe başladı. Osmanlı'ya sadık, ya bunlar bizim kardeşimiz, beraber yaşıyoruz. Kilisemiz var, okulumuz var, gazetemiz var. Osmanlı Ermenisi dedikler. Osmanlı Ermenisi ve bizim bir sorunumuz yok diyen, bu gittiğiniz yol yol değildir diyen Ermenileri öldürerek başladılar. Onlara baskı uygulayarak başladılar. Ve ilk cinayetler, Ermeni komutacıların işledikleri ilk cinayetler Ermenilere dönüktü. Bu açıdan bu ayrımları yapmak çok kıymetli hocam. Evet. Yani bundan dolayı söylüyorum bunu. Ve emperyalizm bu devşirdiği kişilerin gitgide kendi güçleriyle desteklenmek suretiyle, onlara rüyalar gördürerek, ciddi bir propagandaya maruz bırakarak bir halkı, bir Osmanlı aleyhinde, İslam dünyası aleyhinde faaliyet gösteren Taşnak Sütyun ve Hınçak Sütyun cemiyetleri, evet, ciddi etki kazandırıldı. Bakın 1900 daha Zeytun isyanları falan var, onlara girmeyeceğim. Hemen direkt, evet, 1914 yılına gideceğim. Dünya Savaşı'nın başlığı çünkü 1915'te teşhir. 1914 yılında ne kadar karaların ne kadarının emperyalistlerin elinde olduğunu ifade etmiştik. Şimdi büyük güçlerin elinde olduğunu ifade ettik ki o dönemki ABD de aynı durumda. Emperyalist şeyde. Hala da öyle değişen bir şey yok. Ciddi bir rakam. Emperyalizm devam ediyor bütün kollarıyla. Burada dikkat edilmesi gereken hadise şu. 1914 yılı itibariyle Dünya Savaşı'na daha Osmanlı girmeden önce Ermeni gönüllü alayları toplanıyor. Ermeni gönüllü alaylarının vazifesi Osmanlı ordusuyla savaşmak, İkmal yollarını kesmek, işgal ordularına yol göstermek ve bölgede etnik arındırma yapmak. Çok dikkat çekici hadiselerden bir tanesi şu, 1905, yani bunun tabii background'u da var, hemen bir geriye gidelim. Ermenilerin, kastettiğimiz Ermenileri daha önce söyledik, hayali şu, Vilayet-i Sitte, hatta 1919 yılında da Kaçazuni raporunda da var o, denizden denize, yani Karadeniz'den Akdeniz'e kadar çok büyük bir Ermenistan kurma hayalleri var. Tamam. 1919'da bunu şey olarak sunuyorlar. Barış görüşmelerine sunuyorlar bu haritayı. Birazdan o haritadaki vilayetleri okuyacağım. Zaten onu diyecektim. Şimdi Vilayet-i Sitte, şimdi herkes bunu bilemeyebilir. İsterseniz bu vilayetlerin isimlerini sayalım. Bölgeyi insanların daha iyi bilmesi açısından tabii. Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Mondros'un 24. maddesinde yer alıyor. Trabzon. Bunun bir kısmı gibi hatırlıyorum sanki. 24. maddede bu 6 il var. Sixth Ermeni Cities. 76'de 6 Ermeni şehir. 6 vilayet-i Sitte denen. Çünkü şundan dolayı ıslat. Demin Kaan da bahsetti. Önce vatansever, yani Osmanlı'ya bağlı Ermenilerden başlıyor. Öldürmeye 1914'te Trabzon bölgesindeki Rumlarla Ermeni çeteler arasında, yani sadık Rumlarla ciddi bir mücadele var. Ayrıyeten gene aynı tarihte Hakkari bölgesinde yaşayan Musevi halkı. Musevi bir getto var. Orada da çok ciddi onlara karşı zulümler yapılıyor. Şimdi buradaki sıkıntı şurada. 1878 Osmanlı Rus Harbi, 77-78 Osmanlı Rus Harbi'nde biz coğrafyamızın belli bir kısmını kaybediyoruz. Yani Erzurum'a kadar geliyorlar. Sultan Abdülhamit'in iktidarı akabinde olan olay. Karşı karşıya kaldı olay. Şimdi bölgede
cephe gerisinde, yani Rus cephesinin gerisinde çok ciddi bir Müslüman Türk nüfus var. Tabii. Derinlikte. Şimdi bu Türk nüfusun hızlı bir şekilde ya adapte edilmesi ya da ortadan kaldırılması lazım. Yani bu ortadan kaldırma öldürmedir, göç ettirmedir, asimiledir, aklınıza ne geliyorsa. Şimdi bu noktada da Ruslarla işbirliği yapacak yerli unsurlara ihtiyaç var. Şimdi maalesef burada, çok özür dilerim, maalesef burada o dönemki İnçak ve Taşlak komiteleri, iki komite daha var da onlar çok önemli komiteler değil. Zaten şeyde kuruluyor. Bu komiteler çok fazla gönüllü olmuşlardır bu konuda. Mesela örnek vereyim. Bölgede Hristiyan, Ortodoks, Gürcü nüfus da vardır. Tamam. Doğru mu? Bugün de Gürcistan diye bir devlet var. Aynı bölgeden bahsediyoruz. Mesela ne ilginçtir? Onlar bu tarz, hani illa bir şeyler olmuştur, muhakkak ki olmuştur ufak tefek şeyler ama onlar mesela böyle bir kalkışmanın içinde Türklere karşı, Müslümanlara karşı olmamış. Çok ilginçtir bu yani. Hocam şöyle, Kaçarlı'nın raporunda şunu söylüyor. Gürcüler diyor hem Türklerle hem Ruslarla anlaşabiliyorlar. Yani. Yani herhangi bir problemleri yoktu diyor. Gürcü arkadaşlar alınmasın. Yani burada böyle, yani bunda alınacak bir şey yok. Yani buradaki temel mesele şu, anlaşabiliyor diyor Gürcistan. Şuradan hemen hani şeye dönelim tekrar. Çarlık Rusyası, Kafkasya valisi, Kont, yani siz Kafkasya'dan bahsettiğinizi söylüyorum. Çarlık Rusyası, Kafkasya valisi Kont Voronsov Daşkov'un Dışişleri Bakanlığı çektiği telgraf var. Rus kaynaklarından Mehmet Perinçey'in kitabından alıntı yaparak söylüyorum. Zeytun Ermenilerinin temsilcileri geldi Maraş'ta. Zeytun Ermenilerinin temsilcileri geldi ve yaklaşık 15 bin Ermeni Türk ikmal yollarına saldırmaya hazır olduğunu ancak silah ve mermileri olmadıklarını söylediler. Zeytun'un Türk Erzurum ordusunun ikmal yolları üzerinde olmasından dolayı gerekli miktarda silah ve merminin Ermeniler tarafından alınacağı Aleksandret'e gönderilmesi oldukça uygundur. Deniz yoluyla gönderilmesi. Evet. Yine o dönemin yaşanan hadiseden bir tanesi Taşnak Susyun Partisi'nin 1912'de örgütlediği Ermeni Ulusal Bürosu 14-18 emperyalist savaş arifesinde Ermenilerin etkin olarak Rusya'nın yanında savaşa katılmaları için geniş bir kampanya başlatmıştı. Bunu kim söylüyor? Lalayan söylüyor. Ve yine ilginç bir, hani Talat Paşa'yı Osmanlı'da, sadece Talat Paşa'yı da değerlendiremeyiz, Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı İmparatorluğu'nu bu tedbiri almaya yönlendiren sebepleri izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi araya girip? Örnek vereyim bir destekleme açısından. Garo Pastırmacı. Kim bu? Garo Pastırmacı. 1914'te Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Erzurum milletvekili. Ermeni. Garo Pastırmacı 1914 sonrasında Marsilya'daki Taşnak Komitesi'nin aldığı karara istinaden Erzurum'da komiteyi topluyor. Erzurum Komitesi karar alıyor. 3. Ordu bünyesinde. 3. Ordu neresi? İşte o Rus cephesinde, Rus'un karşısındaki ordumuz. 3. Ordu bünyesinde Osmanlı vatandaşı olduğu için Ermeni unsurlar var. Doğal olarak bütün unsurlardan olduğu gibi. Türk unsurlar var, Türk unsurlar var, Gürcü unsurlar var. Ermeni unsurların hızlı bir şekilde taraf değiştirmeleri gerektiği karar alınıyor. Ve Garo Pastırmacı, yani Osmanlı mebusu dahil taraf değiştirip Rus ordusuna, cephe hattındaki Rus ordusuna geçiyor. Ve bunun sonucunda şey vardır. Cephe gerisi harekatlara girişiyorlar. 3. ordumuzu çok zorluyorlar. Hatta ve hatta ele geçirip Rus'a teslim ettikleri kasaba ve şehirler vardır. Bayağı da fazladır. Burada ilginç bir neden hani Türklere ve Müslümanlara karşı bu etnik arındırmaya gittiler. Orada Ermeni tezlerini savunanlar İttihat ve Terakki yaptı da işte orada ondan sonra bazı istenmeyen olaylar olduğu gibi bir değerlendirme yapıyorlar. Hayır, işin aslı o değil. Belgeleri zaten burada var. Deniyor ki mesela bu da Rus arşivinden alınmış bir yazı. Belirlenen bu idealin gerçekleştirilmesindeki en ciddi engel Türkiye Ermenistanı'nın karışık milli yapısı ve 6 vilayette azınlıkta olmalarıydı. Ermeniler sadece bazı bölgelerde önemsiz bir çoğunluğa sahipti. Evet. Ve yine o dönemde, yanlış hatırlamıyorsam 1905 yılında olması lazım. Rusya'da yine o belgelerde var o. 1905 yılında Rusya'da çıkan bir makalede, gazetede çıkan makalede ya Ermenistan diye bir devlet kurulacak ama
bu kurulduğu zaman Ermeniler burayı nasıl idare edebilirler tartışması var. Yani kimse Ermenilerin orayı idare edebileceğini düşünmüyor çünkü çoğunluk değiller. Bu ancak ve ancak diyor, demokrasi veya böyle hani çoğulcu bir yaklaşımla idare mümkün değil diyor orada diyor. Diktatörce ve baskıcı bir yönetimle ancak evet, o diğer çoğunluk olan etnik unsurları baskılayabilir ve zaman içerisinde onları tasfiye edebilir şeklinde evet. Daha 1905 yıllarında yazılmış makaleler var. Yani Ermeni komitacılarının bakış açısı şu, diyor ki biz burada çoğunluk olmayabiliriz ama tarihsel olarak biz burada yaşıyoruz. Burası bizim hakkımızdır. Bundan dolayı da biz burada bulunanları burada kabul etmiyoruz. Bunları tasfiye edeceğiz. Bakış açısına sahipler. Onları bu düşünceye, ya 1000 yıldır, 1500 yıldır orada yani Türkler var. Evet. Siz neden bunu böyle düşündün? Bunu başarabilmeyi düşündürten nedir? Bu rüyayı görürten nedir? İşte o emperyalizmdir. Aynen. Ve bu rüyayı görmelerinin somut, ya geçmişte oldu, burada da olabilir dedirten nedir? Balkan Harbi'ndeki felaketlerdir. Evet. Kafkasya'daki Çerkezlerin sürgünüdür. Endülüs'teki Müslümanların sürgünüdür. 700 yıl sürdü Endülüs'teki Müslüman idaresi. Şuradan, 700 yıl sonra neden biz de yapmayalım? Neden biz de yapmayalım? Tarihsel olarak bir şeyleri var. Bir de şuradan bakın. Anadolu'da ilk Amerikan Protestan misyonerleri geliş tarihi 1820'dir. Uygur Kocabaşoğlu Hoca'nın çok iyi kitabı vardır. Anadolu'daki Amerika. Amerika. Şimdi 1820'den itibaren Anadolu'ya gelen misyonerlerin faaliyet alanlarına bakmak lazım. Yüzden fazla misyon, yurt, okul. Okullaşma evet. Çok önemli etken. Çok ilginç. 400 küsur. 400 evet. Okullarda misyonerlik faaliyeti yurtdışında. Yurt dışına yani kaç tane Amerikalı bilmiyorum ama 400'e yakın. Şimdi, yurt dışına da eğitime gönderiyorlar. Hem de yurt içindeki misyoner okullarında da bunları eğitiyorlar. Evet, evet. Onu söyleyeceğim. Şimdi haritalara baktığınız zaman, hani ben yanımda getirmiyorum. Ben amatör okuyucuyum. İlginç şeyler yakalıyorum okurken. Bunları konu geldi diye aklıma geldi. Merzifon'dan başlıyorsunuz haritada. Adana'ya, Çukurova'ya doğru böyle bir çizgi çiziyorsunuz. O çizgin ne ilginçtir ki? Önemli yani %90'lık kısmı o çizginin doğusunda kalıyor. Sağ tarafta, karşı tarafta. İşte o bölge neresi? Merzifon'dan başlayıp aşağı doğru çizdiğiniz zaman. Bölge neresi? Sivas'ta. Vilayeti Sitte'nin bulunduğu bölge. Evet. Sen bu bölgeye giriyorsun. Şimdi bir de başka ilginç bir durum var. Ermeniler Gregorian. Doğru mu? Doğru. Gregorian. Olmayanlar da. Hayır, oraya geleceğim. 1820'ye kadar olmayanı yok. 1820'den sonra protestan kiliseleri, Ermeni protestan kiliseleri kurulmaya başlıyor. Yani o çok ilginç bir şeydir. Hocam, rüyanın boyutunu görmek adına, biraz önce söylemiştik, talebi 1919 ilkbaharında Cumhuriyet Delegasyonu ile Milli Delegasyon Barış Konferansı'na yönelttiğimiz talepleri içeren memorandumu müttefik devletlere birlikte sundular. Bakın, müttefik devletlere sundukları vilayetler. Sınırları genişletilmiş Güney Kafkasya Cumhuriyeti, Erivan eyaletinin tamamı, Ardahan'ın kuzey kısmı hariç Kars ili, Tiflis eyaletinin güney kısmı, Gence eyaletinin güneybatı kısmı. Evet. Bugünkü Gence'nin güneybatı kısmı. Türkiye'nin 7 ili Van, Bageş, Diyarbakır, Harbert, Sivas, Karin, Trabzon, Diyarbakır. Bu Bitlis, Muş. Bitlis, Muş. Klikya'da 4 sancak. Maraş, Sis, bugünkü Kozan, evet. Celal Bereket ve Aleksandratta ile Adana. Şimdi burada gösterilen, yani istenen toprakların büyüklüğü, nüfus değerlendirildiğinde Siirt yok abi. Muhtar bölge pozisyonuna gelmek istiyorlar burada. Bölgede çok ilginç bir durum söz konusu. Deniyor ki biz burayı nasıl yöneteceğiz? Yani bu mümkün değil. Yani talepler geldiğinde de böyle. Peki biz Ermenistan'daki Ermeniler böyle bir şey istemedik. Yani bu Kafkaslar'da bulunan işte Taşnak yönetimindekiler. Biz böyle bir şey istemedik diyor bir kısmı. Neden böyle bir şeye döndü? Paris'teki Ermeniler bastırdı deniyor. Yani bu toprakları istettiren aslında Paris'teki Ermeniler de değil. Fransa. Fransa'nın tabii emperyalizm. Yani böyle bir bakış şey değil. Böyle bir bakış açısı var. Çok özür diliyorum. 1878'den sonra
Bir de şuna dikkat etmek lazım. Kaynaklarda siz daha çok takip ediyorsunuz. Anadolu'da 1877-78'de kaç tane İngiliz konsolosluğu var? 1905'te kaç tane İngiliz konsolosluğu var? Böyle bir ayağı var her yerde. Emperyalizm bir ayağı var bu, bu bakış açısında herhalde oturmuştur. Yani sebep sonuç ilişkisi oturmuştur diye düşünüyorum. Peki Ermeni kamuoyu Sevr Anlaşması'nın imzalanmasından sonra nasıl bir tepki veriyor? Mesela mutluluk mu veriyor? Hayır, hayal kırıklığı orada. Az kaldı. Bir sürü yerimiz gitti diyorlar. Tabii. Hayali düşünebiliyor musunuz? Pastadan pay alamayacaklar istedikleri gibi. Sevr Anlaşması'na tüh diyen. Evet, evet. Buradan o kaçan orayı söylüyor, ben söylemiyorum. Burada söylüyor. Diyor ki, Sevr Anlaşması hayal kırıklığına ve bilinen şikayetlere sebep oldu. Tabii. Onların beklentilerinin dışında gelişti olaylar. Ama şuradan yalnız bakmak şimdi... lazım. Çok özür dilerim. Şuradan evet. bakmak lazım. Şimdi 1914'te ne oldu? Şimdi 1914'te savaş çıktı değil mi? Kim savaştı abi? Almanya ve Saz arkadaşları, İngiltere ve Saz arkadaşları. Yani şey tabi. İttifak amaç ve ittifak devleti. İttifak ve ittifak devleti. Amaç neydi? Herkes ne diyordu? Savaş başladı. 6 ay sonra biri Berlin alıyordu, biri Paris'i alıyordu. Herkes Noel'i evde kutluyordu değil mi? Bunun yolu neydi? Öyle yani ben biraz şey anlatıyorum. Yok yaklaştılar ama işte 4 senede o kadar oldu. 60 kilometre ilerleyebilirler mevzilerde. Mesele neydi? Mesele şuydu. İngiliz, Fransız donanmaları geliyordu Anadolu'ya. Anadolu'dan tak 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 karşıya geçiyordu. Kağıt üzerinde güzel şeyler bunlar. Karşıya geçiyordu. Rusya'ya yardım götürüyordu. Rus orduları Polonya ovalarından Almanya'ya doğru süvarilerini sürüyordu. Ama tabii meşhur şeydir bu. Her plan ilk mermi atılana kadar. Evet, i̇lk evet. mermi atılınca bütün planlar değişti. Ya, şimdi, savaş şartları her an değişti. Şöyle onu anlatacağım. Şu orada şu vardı. İşte Anadolu coğrafyasından Rusya'ya giden yolu açabilmek için Osmanlı ordusunun arkadan bir gerilla savaşına ihtiyacı vardı. Yani onu zedeleyecek, ikmal yollarını etkileyecek. Şimdi burada da ondan dolayı emperyal devletler Fransa, İngiltere, Rusya hepsi aynı cephede. Ondan dolayı o hareketler 1914 sonrasında hızlanmaya başladı. Şimdi ilk isyan 1890 Erzurum. Ondan sonra Sivas bölgesindeki olaylar var. Birinci Zeytun var. 1894 yanlış hatırlamıyorsam birinci Zeytun var. Ondan sonra 1905 Abdülhamit suikastı var ki ilk terör eylemleridir. İlk terör eylemleridir. Yani artık sultana bomba patlatacak kadar gelmişler ama isyan edememişler yani. Bir şeyler elde edememişler. 1896 Osmanlı Bankası baskını var. Baskını var. Evet Osmanlı Bankası baskını. İşte Kumkapı olayları var falan falan falan. Bir sürü hadiseler var ama bunlar lokal kalıyor. Yani sonuç alamıyorsun. Hocam ne şöyle. Zaman? Pardon. Özür dilerim. Şöyle. Burada terör komutacıların zaten bir yöntemi. Evet. Kaçar düzen onu kabul ediyor zaten. Hı hı. Yani kendi yöntemleri içerisinde olduğunu da zaten kendi Taşnak Partisi'nin yapacağı bir şey yok isimli Bükreş raporunda. Önce zaten terör ne, olduğunu da kabul ediyor mu? Şeyde yani var. Metodolo- İbari olarak biz hani terör yapsak da diyor. Bolşeviklerle olan mücadeleyi anlatırken Bolşevikler bir de acımaz diyor. Yani bir kişi iki kişi hani böyle suikast düzenlesek hani terör faaliyeti yapsak karşılığında bizden 5-6 kişi, 7 kişi birden öldürdüler diyor. Yani Bolşeviklerin bizimle mücadele tarzı farklı. Onlarla terörle başa çıkamayız diyor. Yani Kaçarsuz'un böyle bir şeyi var. Bolşevik dediniz. Talat Paşa'nın çok önemli bir diplomatik başarısı da vardı. 3 Mart 1918'de Osmanlı Devleti Brest-Litovsk anlaşmasını imzaladığında Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti'nde kalır ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tek toprak kazandığı anlaşmadır. Brest-Litovsk. Tabii. Bu müzakerelerin başındaki isim Talat Paşa'dır. Evet. Ve özellikle burada yine Talat Paşa'nın diplomatik olarak çok olumlu yönlerini görüyoruz. Çünkü Brest-Litovsk müzakereleri uzun sürüyor. Gidiyorlar, geliyorlar, anlaşmaya varılamıyor. Hatta o dönemde İbrahim Hakkı Paşa yanında Sevir görevinde olarak bulunan Ahmet İzzet Paşa, Talat Paşa'nın yanında. Talat Paşa orada da etkili. Orada da etkili. Ve ben bir belgede şunu görmüştüm. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivimizde yer alan bir belgede. Hatta bununla ilgili çalışma da yapmıştım. Talat Paşa ile Enver Paşa'nın mektuplaşmaları var o dönemde. Birbirlerine yazdıkları. Ve Enver Paşa şunu soruyor Talat Paşa'ya. Bir dönem Talat Paşa İstanbul'a geliyor. Bir dönem Enver Paşa o bölgede. İstanbul'daki
ihtiyacı olan halkın kömür ve iaşe ihtiyaçları dağıtıldı diyor. Bunun haberini veriyor. Bakın, müzakereler devam ederken bir tarafta da halkın ihtiyaçlarının giderildiği orada. Yani ne kadar Kalakbaşı eskiden beri iaşe konusunda ne kadar burada çok titiz. Hem titiz hem de anlamlı. Kostadan gelen. Şimdi tabii Ermeni meselesi daha, yani teşhir meselesi daha kapsamlı bir konu. Biz Saratpaşa üzerinden... O zaman onu şöyle yapalım. Malum süremizin de artık şeyine sonuna geldik. Nisan ayı malum yine Ermeni lobisinin gündeme taşıyacağı, dünya gündemine taşıyacağı, bizim de ister istemez gündemimize sokmaya çalışacağı bir konu. Onun Nisan ayı içerisinde yapacağımız yine böyle bir dost sohbetinde. Sadece o konu üzerinde. Yani bilimsel akademik verilerle. Akademik verilerle. Yani çünkü farazi konuşmamayı tercih ediyoruz. Talat Paşa'nın sonu, öldürülmesi falan. Şimdi Taşlak Suyut'un, Taşlak Suyut'un komitesinin biliyorsunuz Talat Paşa'nın şehit edilmesi, Talat Paşa suikasti, Taşlak Suyut'un komitesinin bir kararıyla Sobaman Teyler yani isimli kişi 15 Mart 1921'de Talat Paşa'nın her gün rutin olarak evinden çıktığı saatlerde arkasından giderek yanılmıyorsam bir büfeden gazete alacağı esnada vuruluyor. Zaten orada, hocam ya dönem, ekmek almak için ya tütün almak için çıkıyormuş. O dönemde basına da bu yansıyor. Şöyle, o kadar vakıfmış yani suikastçı. Şöyle bir şey var bildiğim kadarıyla suikastçı Talat Paşa'nın evinin karşısında bir ev tutuyor. Evet. Ve Talat Paşa'nın 6 ay boyunca her hareketini izliyor. Daha sonra Talat Paşa vurulduktan sonra Arif Cemil Bey'e göre 2 saat kadar naaşı kaldırımda kalıyor, morga alınıyor, bir cenaze merasimi yapılıyor ve Talat Paşa'nın mahkemesi biliyorsunuz o dönemde Almanya'da yapılıyor. Ve mahkemeye görgü tanıklarına 5. rağmen Ordu Komutanı olarak Çanakkale'de vazifede bulunan Liman von Sanders Paşa ifade için çağrılıyor ve çok iyi bir ifade veriyor. O dönemde biliyorsunuz Talat Paşa suikasti mahkemesi bir anda Ermeni meselesine dönüyor ve sanık psikolojik rahatsızlık sebebiyle bildiğim kadarıyla beraat ediliyor. Tanıklar hoca muhtıcı olarak geçici, daha iyi inceler bunu. Tanıklar bile dinlenmiyor. Evet. Yani Kaan hoca muhtıcı olarak daha iyi inceler bunu. Katliam travması değil de geçici bir çılgınlık olduğundan o an için cezai sorumluluğu olmadığı değerlendiriliyor. Yani. Şimdi tabii bu tamamen düzmece, hukuki falan da değil. Böyle bir hukuk mantığı da yok. Ve yargılamanın da herhangi bir şekilde bir yargılama olduğunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani bilimsel veriler kadar böyle bir şey, olay yok yani. Ben son bir sözle bağlayayım. Kaçazmüli'den alıntı yaparak söyleyeyim. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir su bulmamaktadır diyor. Kaçazmüli. Ermenistan'ın ilk başbakanı. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Ermeni tezleri, soykırım tezleri bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Propagandaya dayanıyor. Zaten tarihi tartışalım demiyorlar. Evet. Şimdi bu açıdan bakıldığında asılsız soykırım iddialarına ne milletimizin ne de devletimizin boyun eğmesi mümkün değil. Gabriel Garcia Marquez'in Labirentindeki generaldeki ifadesiyle söyleyeyim. Kendi tarihi kan ve zulümle dolu olan Avrupa'nın bize öğretebileceği bir şey yok. Bizim açımızdan önemli olan herkesin kardeşçe yaşayabilmesi. Birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmesi. Türk milleti ve Türk devleti buna gayret etti. Bunun mücadelesini verdi. Talat Paşa da bunun mücadelesini verdi. Tarihe düşürecek bir not varsa bence böyle olmalı diye düşünüyoruz. Şöyle bakalım. Çok üzgünüm, sonsuz olsun. Biz bu soykırımı yapacak ve Anadolu'yu bu unsurlardan temizleyecek olsaydık bunu Kanuni döneminde, Yavuz döneminde yapardı. O bölgede yaşanan olaylar ortada tarih dersen bilmemek lazım ama bölgeyi terk eden, terk ettirilen devletin güvenliği açısından unsurlar biliyoruz bunları ki kendi unsurlar, Türkler unsurlar bile varken Ermenilerin mevcudiyetine bölgede Osmanlı ve Türk unsurlar müdahale etmemiştir. Eğer olsaydı o zaman yapardı. Bugün niye olmuştur o gün? Tehdit etmişlerdir, yer değiştirmişlerdir. Mahkemede de soykırımla ilgili veya buna benzer hiçbir ifadeleri bulunmamıştır. Soykırım zaten Nürnberg mahkemelerinden sonra. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir kavramdır. O tarihe göre böyle bir kavram yoktu zaten. 6. maddesine göre de mahkeme kararına bağlı olması lazım. Aynen öyle.
Aynen öyle. Teşekkür ederim. Evet. Hocam teşekkür ederim. Murat'cığım teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Can Hocam çok teşekkür ederim. Evet, programımızı burada bitiriyoruz değerli izleyiciler. Bir sonraki Kayda Değer Tarih programında görüşmek üzere. Ona teşekkür yok mu ya? Adamı niye teşekkür etmiyoruz ya?